Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kıymetli izleyicilerimiz, sağlık olsun programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızın daimi konuğu fizyoterapist Sayın Serkan Orhan Beyefendi. Bugün aramızdalar, programımıza yine teşrif ettiler. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun hocam. Sizleri sormalı. Elhamdülillah. Çok şükür. Hocam bulaşıcı olmayan hastalıkları konuşmaya devam ediyoruz. Hı hı. Bugünkü konumuz kanser. Sizlerden kanseri dinleyeceğiz. Kanserin çeşitleri, türleri artık tam olarak nasıl adlandırılıyor? Siz daha iyi bilirsiniz. Bunları dinleyeceğiz. Tam olarak kanser nedir? Nasıl bir hastalıktır hocam? Bize genel bir bilgi verebilir misiniz? Evet. Hocam sizde açarken de söylediğiniz gibi bulaşıcı olmayan hastalıklarda 3. serisindeyiz. E, i̇ki hastalıktan bahsetmiştik. Öncelikle tansiyon konusunu anlattık. ardından da evet. e, geçtiğimiz haftada diyabet konusu yani şeker hastalığından bahsettik. Bugün de kanserden bahsedeceğiz. E, dünyada oldukça yaygın olan aslında kanser e, biraz az gibi zannediliyor ama kanserin türlerine göre hepsini bir çatı altında topladığımızda, ülkemizde ve dünyada oldukça yüksek sayılara sahip olan bir hastalık çeşidi ve kansere yakalanmış olan bireylerin belli başlı tabi hem tedavisinde hem de yakalanmadan önceki dikkat etmeleri gereken şeylerden bahsedeceğiz bulaşıcı olmayan bir hastalık türü olduğunu biliyoruz fakat ülkemizdeki ve dünyadaki yaygınlığı çok olduğu için de mutlaka bir farkındalığın kazanması gerektiğine inanıyoruz biraz kanserden bahsedelim Kanser aslında şöyle bir şey vücudumuzda belli başlı şeylerin bir reaksiyon olarak üretmiş olduğu belli başlı maddelerin bir araya gelerek oluşturduğu bir bütünlük. Bu bir hücre bu bir aslında yaşayan canlı bir organizmadan bahsediyoruz vücudumuzda bunun üremesi durumu aslında bizim, isimlendirme olarak da tümör dediğimiz bunun işte tabi halk arasında iyi huylu tümör ve kötü huylu tümör olmak üzere kanser genel olarak ikiye ayrılıyor. Ee, kanser hastalığına sahip olmadan önce bireylerin e, öncelikle dikkat etmesini önemli olan belli başlı hususlar var. Buralardan başlayalım istiyorum. Tabi. Bütün bulaşıcı olmayan hastalıklarda olduğu gibi kanser hastalıklarından herhangi birine yakalanmamak adına da e, hayatımızda aktif bir yaşamı tercih etmeliyiz. Beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlık ve e, sıhhat açısından aslında e, çok genel ve klişe olacak belki ama işte stresten uzak kalmaya dik, dikkat etmemiz gerektiği e, bir aslında yaşam tarzını benimsediğimizde e, kanserin vücudumuzda da üreme ihtimalini oldukça düşürmüş oluyoruz. Şayet düzenli egzersizler yapıyorsanız, fiziksel aktiviteniz oldukça yüksekse e, öte yandan Beslenmeniz dengeli ve ölçülü sınırlardaysa ve genel itibariyle de arkadaşlık ilişkileriniz ve hayatınızda da sinir ve stres oluşturabilecek etmenlerden uzaksanız kanser ve tabii ki genetik yatkınlık da burada önemli. Genetik olarak da bununla ilgili bir yatkınlığınız yoksa kanser hastalığına yakalanma oranınız oldukça düşük. Genelde kanser hastalığına yakalanmış olan bireylerin belli başlı şikayetleri bulunur. Bunlar tabi kanserin türlerine göre değişmekle birlikte genel olarak bir değerlendirme yaptığımızda e, öncelikle bilinir ki bu tümör e, iyi huylu mu kötü huylu mu diye söylemiştik. Bunların, Onu soracaktım hocam. İyi huylu ile kötü huylu tümörün farkı nedir? O isimler neden o şekilde verilmiş? İyi huylu demek şu aslında. E, vücudumuzda bununla ilgili bir tümörün oluştuğu fakat Cerrahi bir operasyonla alındığı takdirde tekrar ürememesi haline biz iyi huylu olan tümör diyoruz. Yani bunlar önce bir parçası alınır, e, laboratuvarda incelemeleri yapılır ve tekrardan üreme potansiyeli olan bir e, tümör çeşidi değilse e, biz buna iyi huylu diyoruz. Yani bu bir cerrahi bir operasyonla bulunduğu yerden alınır. Eğer riskli ve sakıncalı bölgelerdeyse ona göre ilgili uzmanlar, doktorlar bunun kararını verir. Ve e, bu bölgeden aldıkları temizlikleri takdirde e, bu büyümez. Biz buna kanser demiyoruz zaten tam olarak. E, i̇kinci olan kısımda ise kötü huylu demiş olduğumuz cerrahi bir operasyonla alınsa bile tekrarlaması halinde... ...hatta e, vücudun farklı yerlerine de dağılması, e, daha hmm. farklı yerleri tutması ve buralardaki çalışmayı bozacak, tahrip edecek e, faaliyetler yapması... Aslında bizim kanser hastalığının e, temelindeki yatan durum bu oluyor. Yani adeta şöyle düşünebilirsiniz e, bedenize bir provokatör girmiş e, ve bu provokatör e, belli başlı yerlerde temsilcilikler açmaya çalışıyor. İşte evet. akciğerde işte beyninizde ya da işte e, bağırsak sisteminizde nereyi tuttuysa. Bu bulundukları yerlerde de ortamı tahrip ediyorlar. İşte insanları kışkırtıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Oradaki hücrelerin yapısını bozuyorlar. Çalışma mekanizmasını bozuyorlar. Ve e, sizler de vücudunuzu sağlıklı bir şekilde idame ettirebilmesine e, sahip olabilecek bu yapı bozulduğu için e, hastalanıyorsunuz. Ve bu hastalık da size belli başlı şikayetlerle baş gösterebiliyor. <laughs> Örnek vermek gerekirse e, işte... Baş dönmesi olabilir, e, kusmalar olabilir e, ya da diyare gibi çeşitli bununla ilgili şikayetler e, meydana gelebilir. Buradaki önemli olan şey bunun e, iyi huylu mu kötü huylu mu olduğuna karar verip ardından da bununla ilgili e, iyileşme aşamasına gelme kısmına doğru geçiliyor hocam. Peki hocam en yaygın kanser türü diyebileceğimiz oran olarak yüksek olan bir kanser türü var mı? Aslında e, tam olarak bununla ilgili net bir şey söyleyemeyiz ama ciddiyeti açısından söyleyebiliriz. E, i̇şte lösemi hastalığını çok duyarsınız. Evet. Özellikle kan kanseri olarak yani bilinir. E, bunun ne yazık ki çok fazla şansı olmadığı için e, biraz daha bununla ilgili aslında illik ve benzeri işte e, aktarmalarla belli başlı canlar kurtarılabiliyor. Çünkü işte doku uyumu vesaire oradaki belli başlı süreçler daha farklı. Tam olarak iyileşme kısmı. Ama bunun haricinde de çok farklı işlememe kanseri var. Ee, bağırsak kanseri var. Ee, beyin kanseri yani beyinde tutulan nörolojik hastalıkları beraberinde getiren kanser türleri var. Ee, bunlar da her biri kendi alanında farklı şikayetler getirebilir. Ama e, çok fazla yaygın olmayan ee, ama yakalandığında hayatta kalım şansı %3 olan pankreas kanseri var. Hmm. Ee, bu da iç hastalıklar bünyesinde e, bizim ele almış olduğumuz bir kanser türü. Ee, çünkü pankreas enziminin salgılamış olduğu e, salgılar neticesinde biz sindirimimizi düzenli bir şekilde gerçekleştirip buradaki de besinlerimizi kana uygun bir şekilde dağılmasını destekleyen ve buna yardımcı olan bir e, fonksiyonu var. Pankreasın bu anlamda zede görmesi halinde e, ne yazık ki e, vücudumuzda atıklar ya da pislik olarak yani bunların meydana geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya da besinlerimiz doğru oranda e, düzgün bir şekilde vücudumuza dağılımı iyi olmayacağı için e, çok uzun sürmeyecek bir ömürle e, genelde vefat ettiklerini söyleyebilirim. Anladım. Hocam peki e, bu kanser. Hastalığının belirli bir yaş grubu var mı? Şu yaştan itibaren görülebilir, şu yaşa kadar çocuklarda görünmez diyebileceğimiz bir yaş grubu var mı yoksa özellikle, bütün yaş gruplarında görülebilir mi? Yani özellikle bir yaştan bahsedemeyiz ama e, birkaç tanesine farkındalık oluşturmak adına söylememiz gerekirse e, prostat kısmı için mesela özellikle erkeklerin dikkat etmesi gereken mesela bu hastalıkta ee, çoğunlukla 60 yaş üstünde görülüyor, 55-60 yaş itibariyle bu yaşlardan itibaren çok sık görünmeye başlıyor. Ee, meme kanseri genellikle kadınlarda, özellikle menopoz sonrası süreçte meydana gelebiliyor. Daha erken genç yaşlarda da görülebiliyor. Bunun da tabii ki her kanserde olduğu gibi belli başlı check-uplarla bunların belli başlı muayenelerin yapılması gerekiyor. Ee, ama sistemik olan işte mesela genetik hastalıklarla ge geçmiş olan kanserde çok küçük yaşlardan itibaren meydana hmm. gelebilir. Kan kanseri, lösemi kanseri bunlardan birisi mesela. Löseminin çocuklarda gerçekten evet. çok fazla görüldüğünü biliyoruz. Özellikle Maalesef. çünkü doğum itibariyle zaten bu tahliller yapılıyor ve bu tahlillerle o zaten meydana çıkıyor. Ondan oradan itibaren artık belli bir rehabilitasyon ya da tedavi süreci başlamış oluyor Bu süreçte birlikte sağ kalım oranını ve kaliteli yaşam kalitesinin yüksek olduğu bir ömür ortamı hazırlamak için sağ profesyonel <laughs> olarak elimizden geleni yapıyoruz Hocam çok teşekkür ediyorum sağ olun Peki bu genel bilgilendirmeleri aldık Bu kanser hastalığının çeşitleri var türleri var. Hı hı. Yaş grupları cinsiyet ayrımı var. Şu cinste daha çok bu görülür diye söylediniz az önce bahsettiniz. Hatta bazı hı hı. kanser tipi sadece bir cinste görülür diye. Hı hı. Genel olarak peki yaşam tarzıyla ilgili önerileriniz nelerdir? Yakalanmamak için veya yakalandıktan sonra bir kanser hastasının dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir? Evet. Haliyle hastalığa göre değişecektir. Akciğer Tabii. kanseriyle e, örnek veriyorum bir pankreas kanserinin türleri ...belirtileri ve onun yaşam tarzındaki... ...olumsuz etkiler haliyle aynı olmaz. Şöyle hocam... ...aslında oldukça... ...geniş bir başlıkla bunu ele almak çok daha mantıklı. Çünkü her ne kadar... ...spesifik olarak farklı dokuları... ...yerleri ele alsa da... ...kanser hücreleri... ...genel itibariyle vücutta sistemik anlamda... ...kademeli bir... ...çökertme yaşıyor. Tabii. Ve belli bir aşamadan itibaren... ...tüm kanser hastaları ortak bir şekilde belli başlı şikayetlerden muzdarip oluyor. Hmm. Ee, burada da ele alırken kanserin vücudu olan bazı etkilerinden bahsetmek istiyorum hocam. Ee, özellikle erken dönemde e, uzun süredir devam eden çeşitli sistemik hastalıkları beraberinde getiriyor. Ve buna bağlı olarak da e, hem bireylerde e, hareketsiz bir e, yaşamı beraberinde getiriyor. Çünkü e, kişiler kendilerini çok yorgun hissediyorlar. E, ve buna bağlı olarak da hareket etmek istemedikleri için bir hareketsizlik söz konusu. Evet. E, öte yandan beslenme alışkanlıkları oldukça düşüyor. İştah kapandığı için genellikle çok fazla e, yeme eğiliminde olmuyorlar. Ve e, diğer taraftan da psikolojik belli başlı etkileri olabiliyor. Tabi hastalığın vermiş olduğu. Biz burada şu an konuşurken bile e, mutlaka etkileniyoruz çünkü e, kanser evet. hastalığı e, ülkemizde ve dünyada gerçekten çok fazla kolaylıkla önleyebildiğimiz ve başarı oranının yüksek olduğu hastalık grubu değil evet. ve bu sebeple de genellikle bizim e, üzüldüğümüz e, canımızı yakan bir e, hastalık türü. Evet. Bu sebeple de bu hastalığa yakalanmış olan ailelerin ve bir e, ailenin yani hem hastanın hem de hastanın aile bireyleri tarafından e, mutlaka psikolojik olarak da e, etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu mutlaka. da vücuda farklı şekilde de reaksiyon gösteriyor. E, bunları biraz da belki tek tek başlık başlıkta birazdan ele alacağım ama e, gene itibariyle vücuda bu tarz etkileri olduğu için yani bireyde bu ve benzeri etkiler bıraktığı için e, bizlerde e, aşama aşama dönemlerimiz var. Kanser rehabilitasyonu olarak bunu ele alıyoruz ya da e, Latince ismiyle onkolojik rehabilitasyon diyoruz biz buna. E, hastanelerde görürsünüz işte onkoloji departmanı bölümü evet. diye. Burası kanser hastalarının bulunduğu departmandır ve bizler de buralarda e, rehabilitasyon kısmında destek veriyoruz. E, az önce bahsettiğim kanserin vücudu olan etkilerinin ilk sırasında bahsettiğim şey hareketsizlikti. E, bu hareketsizlikle ilgili Vücudumuzda biz daha önceki programlarda da aslında hareketsiz yaşamın vücuda nasıl etkiler bıraktığını bahsetmiştik ama evet. kanser hastalarındaki bu e, hareketsizlik olayında biraz daha farklı şeyler var. E, her hareketsiz yaşam bizim kemik yoğunluğumuzu oldukça düşürür. Çünkü evet. e, biz bunu daha önce de anlatmıştık kemik, kemik erimesi bölümünde gerçekten. Evet, ne kadar üstüne şekilde bahsettiniz? Evet. Ne kadar üstüne yük alırsa hocam o kadar kemik sabit e, sert yoğunluğu, e, muhafaza edilmiş ve güçlü dinamik bir formu korur. Ama ne kadar üzerine e, işte yük almazsa baskı oluşturmazsa yani kemiği kemik olarak kullanmadığını sürece onu bir destek olarak kullanmadığını sürece bu özellikleri de gittikçe erimeye başlar, bozulmaya başlar. E, kanser hastalarında bu hareketsizlikten dolayı özellikle hem kemik dokundaki yüksek orandaki kayıp, Öte yandan kastiflerindeki e, bir bozulma ve yoğunluğun azalması ve eklem tiplerinde e, çeşitli bozulmalar meydana gelir. Buna bağlı olarak da geçmiş bölümlerde de bahsettiğimiz evet. o bası yaraları e, işte hatırlarsanız o çarşaf katlanmalarının bile evet. yara olarak bıraktığı belli başlı izlerden bahsetmiştik. Oralardan tutun da sinir sisteminin etkilenmesine varana kadar ve e, eklem katılığı yani bu kişilerde eklem öylesine bozulur ki biz buna kontraktür diyoruz. Ee, eklem sertleşir ve açmak neredeyse çok zor hale gelir ya da kapatmak çok zor hale gelir gibi e, hem kemik hem eklem hem kas iskelet sistemini e, buralarda büyük oranda bu hareketsizlikten dolayı olumsuz etkilenleri söyleyebiliriz. Peki biz bu kısımda ne yapıyoruz özellikle? E, hareketsizlik için yapmış olduğumuz müdahaleden bahsetmemiz gerekirse e, biz buradaki hastalarımıza çoğunlukla yer çekimine karşı olan hareketleri yaptırıyoruz. Yani bir birey e, bulunduğu yatakta yatıyorsa e, biz onu bir şekilde işte e, hem kol, kol kaslarını ve kemiklerini, eklemlerini hareketli tutabilmek, bacaklarını, gövdesini vesaire hareketli tutabilmek için ee, hem üst ekstremite diyoruz. Yani üst uzuvlar yani kollar hem de alt ekstremite demiş olduğumuz bacakları hareketlendiriyoruz ve bu hastalarımız için e, en önemli olan aslında kuvvetlendirme, ağırlık antrenmanı yer çekimine karşı yapılan hareketlerdir. Çünkü vücudumuz yer çekimine karşı meydan okuduğunda da aslında bir nevi kuvvetlendirme yaşar. Örneğin ben şu an kolumu kaldırdığımda şu an kolumu havada tutabilmek için bir güç sarf ediyorum. Çünkü yer çekimi çekiyor bunu aşağı doğru ve ben onu yukarıda tutmak için hala kuvvetli tutuyorum. İşte kanser hastalarında da biz yatak içi egzersizlerde bu hareketsizliği önlemek adına bacaklarında, kollarında, boyununda yer çekimine karşı hareketler yaptırırız işte dirsek hareketlerini, işte omuz hareketliğini arttırmak, el bileğini, kollarını, bacaklarını, dizini hareketlendirecek. Bunlar çünkü onlar için yani bizim için bu ne kadar normal gözükse de bu durumdaki olan hastalarımız için e, sanki fitness'a gidip ağırlık antrenmanı yapıyormuş gibi kuvvetlendirme egzersizdir. Çünkü bedenindeki bu yorgunluk ve e, kas kütlesindeki o zayıflama neticesiyle ee, bacağını kaldırmakta oldukça zorlanırlar ve bu kaldırma onlar için bir nevi e, ağırlık antrenmanı gibi e, kendilerini bu anlamda rehabilitasyona hazırladığımız kısımlardan birisi. Ve biz burada bunun yanı sıra kullanmış olduğumuz bazı direnç bantları var. E, elastik bantlar ve bu elastik bantlarla e, daha gergin bir ortam sağlayarak aslında yine kuvvetlenmelerini teşvik ediyoruz. Ee, bu eklem hareket açıklığını sağlayabilmek için yani bacağını biraz daha havaya kaldırabilsin, kollarını biraz daha hareket ettirebilsin ki eklem yüzeyleri bozulmasın, eklem katılığı oluşmasın diye bu hareketleri yaptırırken yeri geldiğinde biz destekleyerek yani hastanın kendisini yapmadığı bizlerin destekleyerek yaptığımız gibi yeri geldiğinde kendisinin yapmasını sağladığımız türleriyle bunu kademelendiriyoruz. Ve e, bu şekilde aslında hareketsizliğini yatak içerisinde bu anlamda hareketli bir yaşama e, adapte etmeye çalışıyoruz. Evet. İki Öte yandan yine bu hareketsiz yaşama bir başka yapmış olduğumuz tedavi kısmındaki müdahale ise şayet e, kemoterapi döneminde ise hastalarımız biz e, pasif belli başlı germeler yaparız. Bu da oldukça bu kısımda önemli. Kemo kemoterapideyken çünkü tutulumlar ve kas gergin, gerginlikleri daha fazla olur ve bu gerginlikleri biraz daha önleyebilmek, e, kişinin uyurken biraz daha kendisini rahat hissedebilmesi için ve e, genel itibariyle hem kas e, kısalıklarını ve eklem yüzeyindeki bu bahsetmiş olduğumuz katılığın önlenebilmesi için bu ve benzeri germe egzersizleriyle de hareketsizliği önlemeye çalışıyoruz hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Hastalıktan bahsettiniz. Bazı tanımları açıkladınız. Hı hı. Peki sizin de fiziksel olarak hastaya rehabilitasyondan bahsettiniz. Yaptığınız desteklerden, verdiğiniz desteklerden bahsettiniz. Hı hı. Peki bir hasta size geldiğinde, danıştığında ilk olarak süreç nasıl başlıyor ve nasıl devam ediyor? Sizin ilk olarak başladığınız yer tam olarak neresi? Hocam biz ilk etapta bir hasta geldiğinde öncelikle değerlendiririz. Bu değerlendirme tam olarak nasıl oluyor hocam? Yani neleri değerlendiriyorsunuz ve nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam bazı değerlendirme parametrelerimiz var. Ee, biz birkaç başlıkta değerlendirme yaptığımız gibi bir de e, dünyaca kabul edilmiş olan e, herkesin uyguladığı bazı hastalıklara özgü anketler vardır ve bu anketlerden almış oldukları değerlendirmedeki puanlamalarına göre. Biz hastanın hangi hastalıkta ve hangi düzeyde olduğunu saptarız ve bu saptamaya göre de diyoruz ki evet şu an bu evrede biraz sonra o evrelerden bahsedeceğim evet. ve e, o evrelere yönelik de yapmış olduğumuz e, tedavi programları mevcut. Bunları da biraz sonra açıklayacağız. Değerlendirme kısmında e, bu özel olarak kullanılan anketlerin, testlemelerin haricinde gene itibariyle yapmış olduğumuz değerlendirmelerin başında ağrı gelir. Yani kanser hastası da genel olarak başka tür hastalıklar da olduğunda biz mutlaka bir ağrısını sorgularız. Yani burada ağrı sorgulamasını çok çeşitli boyutlarda biz ağrı değerlendiriyoruz. Ee, sadece neren ağrıyor gibi değil ya da nasıl ağrıyor gibi değil. Geceleri de ağrıyor mu? Hareketliyken mi ağrıyor, istirahat halindeyken mi ağrıyor gibi ya da o ağrıyı tarif etmesini isteriz. İşte zonklayarak ağrıma türü olduğu gibi ilginç tabirler duyduğunuz kısım burasıydı tam olarak sende. Evet yani bunları daha önceki bölümlerde evet, de, de biraz bahsetmiştik Yani ağrıyı biz e, çok farklı boyutlarda değerlendiriyoruz Ve oradan elde ettiğimiz çıkarıma göre e, bize bir bilgi oluşturuyor Bunu bir not ediyoruz Öte yandan hareketi değerlendiriyoruz Yani kişinin hareket düzeyini nasıl e, Belli başlı hareketleri egzersizleri yapabiliyor mu Yapamıyor mu? Örnek veriyorum tekerlek sandalyede olan bir hasta mı? Yatağa bağımlı bir hasta mı? Yoksa yürüyor ama baston mu kullanıyor? Ya da koşu yapabiliyor mu? Vesaire vesaire. Yani e, ya da örnek veriyorum işte e, sağ kolunu kullanmakta daha çok zorluk yaşıyordur. Yürümekte bir problemi yoktur gibi. Hı. Yani genel olarak hareketlerini değerlendiririz. Bu hareketleri de değerlendirirken e, kas kuvvetlerine bakarız. Eklem hareket açıklığına bakarız. Yani Örnek veriyorum kolunu ne kar, nereye kadar kaldırabiliyor, nereye kadar kaldıramıyor, bacağını ne kadar açabiliyor ya da açamıyor gibi bunları değerlendiririz ee, ve kemik yoğunluğuna bakarız. Yani özellikle bu e, yatakta kalan geçirilen sürenin e, miktarına göre bahsetmiştim kemik yoğunluğu azalıyor diye. Acaba evet. kemik yoğunluğu ne düzeyde buna incelemesi yapılır ve diğer taraftan en çok kanser hastalarının yaşamış olduğu şey yorgunluğunu ölçeriz. Bunun dışında belli başlı testler, anketler var ve bu yorgunluk düzeyi de belli başlı fikirler verir. Ne kadar egzersiz yaptığını kontrol ediyoruz ve nörolojik kısmında muayenesini yapıyoruz. Yani nörolojik demiş olduğum şey bilinç durumu nasıl, e, iletişim kurabiliyor mu, bizimle kooperi olabiliyor mu, yani söylediğimizi anlayıp buna uygun e, uygun cevabı verebiliyor mu, doğru cevabı verebiliyor mu, bilişsel anlamdaki düze düzeyine alemde bunları değerlendirmelerini yapıyoruz ve Son olarak da şayet işte kemoterapi vesaire alıyorsa da bu anlamda maruz kaldığı radyasyona bağlı olarak etkilenmiş yumuşak dokular var mı Ve bu yumuşak dokulara yönelik neler yapabiliriz? Bunların her birini ayrı ayrı biz değerlendirdikten sonra işin aslında bizim için ne aşamada olduğunu hastanın bir evet. resmini klinik tablosunu ortaya koymuş oluyoruz. Ve bu tablodan sonra da artık bu fonksiyonları ya da bu problemleri nasıl iyileştirebiliriz ile ilgili tedavi programını oluşturmaya başlıyoruz. İşte tam da o tedavi programı ile ilgili biraz daha ayrıntı rica edeceğim ben hocam sizden. Tabi şimdi e, bunları tek tek ele alabileceğimiz gibi biz genel olarak e, onkolojik rehabilitasyonda 4 evreden bahsederiz. Ve e, bu dört evrede aslında rehabilitasyonu ele alır. Sizin evreleriniz mi rehabilitasyon evreleri mi yoksa kanserin evrelerinden mi bahsediyorsunuz? Kanser evreleri değil hocam. Bu rehabilitasyonun evreleri. Çünkü e, kanserin evreleri de zaten bizim buradakilerin içerisine girmiş oluyor. Açıkladığımda biraz daha netlik kazandı. Çünkü geçtiğimiz bölümlerde bazı hastalıklardan bahsettik. Evreleri olduğundan bahsettiniz hı hı. ve hangi evrede ise ona göre hareketler sergiliyordu hasta tabii, ve siz. Tabi. O yüzden sordum o şekilde. Doğru. Burada e, hastalığın kaçıncı evresinde olduğu da yine bizim rehabilitasyon e, evrelememizin içerisine dahil olmuş hmm. bir şey. E, şöyle hocam. Öncelikle biz birinci evremiz koruyucu evredir. Yani koruyucu evre mesela şu anki halimiz. Herhangi bir şekilde bir kanserli durumda olmadıysak, e, kanserle ilgili bir durumumuz yoksa biz şu an koruyucu evredeyiz hepimiz. Yani buradaki eğitim, bilgilendirme ve farkında olma kısmı özellikle koruyucu evrenin temel prensipleridir. Ve burada e, bilinmesi gereken şey kanser. Ne? işte şu an burada anlattığımız bilgilerin aslında biliniyor olması. Bunun farkındalığıyla hareket edebiliyor olmak ve buna yönelik de kendimizi düzeltmek. Bu koruyucu olan evre. Tabi e, tanısını almış ilk defa yani daha ilk evrelerde olan bir hastamızın da Yine koruyucu evre kısmında kemoterapiye mesela başlamadıysa bunun önceki evrelerindeyse ya da işte kötü huylu değil de iyi huylu mu kötü huylu mu daha henüz onun ayrımı yapılmadığı dönemde bu eğitimi bilgiyi aldığı dönem bizim koruyucu evre dediğimiz kısım. Evet. Yani şayet örnek veriyorum işte bir birey akciğer kanseri olma yolunda bir işte tanı aldı ya da işte bununla ilgili bir tümörden biyopsi alındı ve laboratuvarda incelemeye alındı. Bu ana itibaren artık bu kişi koruyucu evrededir. Zaten öncesinde de hastalık yokken de buradaydı. Ama artık hastalığına özgü olarak eğitim almaya başlamalı. Örneğin biz burada solunum egzersizleriyle bu hastanın kendi kapasitesini daha yüksek düzeylerde tutmasını teşvik etmek amacıyla bir egzersiz programına başlarız. Ya da e, kemik yoğunluğuna bağlı bir e, hastalık varsa burada ona göre yani hangi e, kanser türüne yönelik bir tanı RFS'inde isek ona özgü eğitimler, bilgilendirmeler ve e, önleyici egzersizlere başlamış oluruz. Biz buna koruyucu evre diyoruz. İkinci evre ise restoratif evre demiş olduğumuz kısım. Yani e, restorasyondan düşünün e, bir bina vardır. Fakat oldukça yıpranmıştır, bozulmuştur. Ve onu işte mimarlar ya da işte e, ilgili olan müdürlükler ya da işte büyükşehir belediyesi vesaire bunu bir restorasyona giderler ve oranın tekrar işte e, sağlıklı güçlü bir yapı haline gelmesi için restore evet. ederler, tamir ederler, iyileştirirler. İşte restoratif evre demiş olduğumuz kısım burası. Yani geri dönüşü hedeflediğimiz bir evredir. Yani sanki... Ee, bu kanser tanısını almadan önceki işte günlük hayatındaki yaşam kalitesinin ne düzeydeyse ise oraya gelmeyi hedeflediğimiz dönemdir. Özellikle hmm. işte yürüyebilen bir hasta artık e, acaba tekerlekli sandalyeye düşebilir mi baston kullanımına mı döndü gibi mesela bunu yaşıyorsak biz o hastada bağımsız yürümeyi teşvik edecek bir çalışma ve egzersiz programına dahil tutuyorsak işte burası düzeltici olan kısımdır. Yani restoratif evre demiş olduğumuz kısım. Yani bozulmasın, düşmesin ayakta tutabilelim gibi ee, bu şekilde düşünebilirsiniz ve burada evet. biz özellikle de hangi kanserle ilgili tanı almışsa ona özgü spesifik olarak çalışıyoruz. Hı -hı. Ve tabii ki kişinin de o günlük yaşamındaki e, yaşam kalitesinin neleri eksilmeye başladıysa onu yerine koymaya çalışıyoruz. Üçüncü evre ise Destekleyici evre demiş olduğumuz kısım. Yani e, burada artık hastamız belli bir düzeyde e, kemoterapinin etkisinden dolayı olabilir ya da kanserinin e, evresi ilerlediği için e, belli başlı yetenekleri fonksiyonları kaybolmaya başlamıştır ve bu fonksiyonlarına adaptasyon sağlamasını biz öğretmeye çalışırız. Örnek vermek gerekirse e, bir birey diyelim ki yürüme fonksiyonunu kaybetmeye başladı. Ve bu yürümeden dolayı örnek veriyorum tekerlekli sandalyeyle şu an bağımsızlığını sürdürüyor. Tekerlekli sandalyeyi kullanabiliyor olması onun e, fonksiyonunu yani hareket etme, bir yerden bir yere gitme e, yaşam kalitesini sürdürebilmesini teşvik etmek ve orada sabit kalmasını buna adapte olmasını sağlayabilmek mesela bir ee, destekleyici evrenin bir operasyonudur gibi bu şekilde düşünülebilir. Yani kaybedilen bir fonksiyonun artık bulunduğu pozisyon ne düzeyde ise o düzeyde kalabilmesini adapte etmeyi sağlamış olduğumuz evreye biz destekleyici evre diyoruz. Son ve dördüncü evremiz ise palyatif evet. evre demiş olduğumuz kısım. Ee, burası bizim artık hastamızın son evresi. Burada yani bizim en sevmediğimiz terminal dönem demiş olduğumuz kısım yani artık yakın zaman içerisinde hastayı kaybedeceğimizi düşündüğümüz olan evredir. Ve bu evrede de hastanın ve ailesinin psikolojik olarak en rahat olabileceği ya da kendisinin en ağrısız bir şekilde bu dönemi atlatabilmesini desteklediğimiz yardımcı olmaya çalıştığımız e, ...evre olarak evet. ele alabileceğimiz kısım. Genel olarak tedavinin bu anlamda dört evresi vardır diyebilirim hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam peki tanımı yaptık. Hasta geldi. Hastanın değerlendirmesini yaptınız. Klinik tablosunu çıkardınız. Ayrıntılı bir kimliği çıktı hastanın. Ve hastanın Hı -hı. durumuna göre siz tedavinizi uyguladınız. Tedaviyi Hı -hı. nasıl uyguladığınızdan da çok güzel bahsettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hı -hı. Peki genel olarak son programımızın da sonuna gelmek üzereyiz. Son 5 dakikamız var diyebilirim. Hı hı. Son olarak kanser hastalığına yakalanmamış normal sağlıklı bir bireyin veya hatta şu an hali hazırda kanser hastası olan bir bireyin hı, hı yapması ve kesinlikle ama kesinlikle yapmaması gereken dediğiniz şeyler varsa onları sizden alabilir miyim? Ee, aslında öncelikle bir değerlendirsinler hocam. Yani bir baksınlar. Neyi değerlendirsinler? Aile geçmişlerinde herhangi bir kanser teşhisi var mı? Eğer kanser hastası olmayan bireyler için söylüyorum bunu. bir araştırma yapsınlar acaba ebeveynlerinde var mı? Ebeveynlerinin ebeveynlerinde var mı? Yani işte büyük annede, büyük babada, dedede vesaire. Bu şekilde bir öncelikle aile öyküsünü çıkarsınlar. Yani burada var mı acaba herhangi bir şekilde genetik yatkınlık var mı? Bunu saptadıktan sonra da eğer bununla ilgili pozitif bir şey bulurlarsa yani ee, bir hastalıkla ilgili işaret bulurlarsa bunu önlemeye yönelik bilgiler eğitimler almaya çalışsınlar. Ben buna nasıl yakalanmam? Nasıl daha kendimi zinde tutabilirim? Nasıl daha bunu e, erteleyebilirim? Öteleyebilirim? Ya da yakalanırsam neler yapmam gerekir gibi bununla ilgili eğitim bilgi alabilmek için e, zaten check-up'lara girmelerini söylüyoruz. Yani bu check-up'lar da özellikle bu konularda çok bilgi veriyor. Belli başlı düzeylerinizin yani yaşam parametrelerinizin evet. ne durumda olduğunu aslında check-up'larla öğrenebiliyorsunuz ve ona yönelik de ilgili hekimin zaten size belli başlı yönlendirmeleri ve tavsiyeleri olacaktır. Fakat şunu unutmayalım. Ya yani biz bunu hemen hemen her 3-4 bölümde bir söylüyoruz. bu beden bize bir emanet olduğundan bahsediyoruz evet. ve bedenimize iyi bir şekilde bakmakla mükellef olduğumuzdan bahsediyoruz. Tabii ki. Burada da e, mesela bazı özellikle sivil toplumla uğraşanlar ya da fedakarlıkta bulunan bireylerdeki durumdan bahsetmek istiyorum. E, çok fazla kendilerini düşünmüyorlar. Yani işte hırpalıyorlar, paralıyorlar kendilerini. Aman şunu da yetiştireyim, bunu da yapayım. Önce şunu yapayım, aman şu iyi olsun, düşmesin, ayakta kalsın diye kendilerini unutabiliyorlar. E, fakat... Sizin de borçlu olduğunuz, borçlu olduğunuz bir beden var. Ve buna en iyi şekilde bakmanız lazım. Ve bu bedenin e, sıhhatli, bir, sıhhatli bir şekilde sağlıklı olarak ayakta kalabilmesi için düzenli bir uykunuz olmalı. Düzenli bir beslenmeniz olmalı. Yani yeterli, dengeli, düzey, düzeyli bir beslenmeniz olmalı. E, tabii varsa belli başlı hastalıklarınız ona göre bir diyetisyen e, eşliğinde size uygun olan besinlerle bunları gerçekleştirmelisiniz. Ee, mutlaka hareketli fiziksel aktivitenizin e, yapabildiğinizin en yüksek standartlarında yaşantınızı sürdüre, yaşamınızı sürdürebileceğiniz bir fiziksel aktivite programınız olmalı. Yani gün içerisinde mutlaka e, yüksek tempolu en azından koşu olmasa da yürüyüşler yani yüksek tempoda yürüyüşler jogging diyoruz biz buna tam koşma gibi değil ama yürüme gibi de değil hızlı yürümeler en azından merdiven çıkmalar, inme en azından bunlar total anlamda kaslarımızı, evet. kemiklerimizi ve kan dolaşımımızı hareket ettirebilmesi açısından ve geri geri yürüme bu bizim bilişsel dünyamızın da aydınlanmasında çok önemli bir yeri var. kendi bulunduğumuz ortamdaki vücudumuzun algı reseptörlerinin açılması için geri geri yürüme, yan yürümeler, sıçrama sıçrama aktiviteleri özellikle hem çocuklarda hem genç bireylerde çünkü sıçrama aktivitesi söylediğim gibi kemik yoğunluğunu en iyi uyaran aktivite ve bu sebeple de kemik bütünlüğümüzün yoğunluğunun daha mükemmel bir kalitede kalabilmesi için bu egzersiz ve aktivitelerin de yapılması oldukça önemli. Yani toparlamak gerekirse hocam dengeli besleneceğiz, hareketli bir yaşam süreceğiz, uykumuza dikkat edeceğiz, mümkünse de sinirden stresten uzak kalmaya çalışacağız. Şayet bunları yaparsak bu bizim önleyici ve yakalanmamamızı sağlayabilecek anahtarlardan bahsedebiliriz. Fakat kanser tanısı almak üzere ya da bununla ilgili işte belli başlı emareler sizde baş göstermeye başladıysa bu anlamda zaten mutlaka hemen hekiminizle birlikte bir yol arkadaşlığınız başlıyor. Ve burada da yine ee, ne kadar psikolojik olarak düşmezseniz, yani bu işin hep tabii biz fiziksel e, sağlık lıklı kısmından lıklı. bahsettik ama işin e, en önemli kısmı psikolojik moral motivasyon kısmı. Çünkü birçok kanseri yenen kişinin bu anlamda psikolojik düzeyinin ve moral motivasyonun yüksek olduğunu e, görüyoruz. E, ne kadar da depresif bir hale düşülürse, çünkü... Bu bizim bağışıklık sistemimizi direkt olarak etkileyen bir şey. Yani Mutlaka. E, mutlu ve pozitif olmak bağışıklık sistemimizin de direncini yükseltiyor. Ve kanser e, dokularıyla mücadelede vücudumuzun daha güçlü kalmasını sağlıyor. Fakat depresif içine kapanmış bir beden de bu oranda zayıf ve güçsüz kalıyor. Ve ne yazık ki kanser burada daha güçlü kalabiliyor. Bu sebeple psikolojik olarak, mental olarak... E, sağlığımızın, sıhhatimizin de iyi olması e, bu anlamda oldukça önemli. E, sizi iyi eden şeyler neyse bunları bulun. Yani bir hobi edinmek sizi mutlu ediyorsa bu hobiyi bulmaya çalışın. Bu bir bazen kitap okumak olabilir, e, bazen arkadaşınıza çay kahve içmek olabilir, bazen yeni yerler keşfetmek görmek olabilir. Bunu kendi hayatınızda mutlaka bir şekilde keşfedin ve mutlu olmak istediğinizde istediğinizde Bunlara başvurmaktan çekinmeyin. Çünkü bu bedenin buna gerçekten ihtiyacı var. Hem hastalıkla ilgili olsun hastalık olmasa da. Bu bizim psikolojik olarak da çünkü tıpta da bunun belli başlı kavramlarıyla da biz bunu artık bilimsel olarak açıklayabiliyoruz. Yani bedenimizde bir şeyin olumsuz olduğunu ve işte örnek veriyorum işte benim şuramda şöyle bir ağrı var diye kendinize Gerçekten bunu inandırarak söylediğinizde orada bu gerçekten meydana geliyor. Evet, Hormonlar evet. bununla ilgili tetiklenebiliyor ve o ağrı orada gerçekleşebiliyor. Aksine e, olumlu uyaranlarda bulunarak da belli başlı şikayetlerinizi, semptomlarınızı da giderebiliyorsunuz. E, bununla ilgili de çeşitli psikoterapi yöntemleri de yapılabiliyor. E, burada tabi ehil doğru gerçekten bilimsel kanıta dayalı... Uygulama ve çalışmaları metotlardan yararlanmakta fayda var. E, bu anlamda herkesin bunları mutlaka dikkat ettiği kendisine e, sağlıklı bir hayatı ömrü mutlaka edilmesi gerektiğini bilmesini ben tavsiye ediyorum. E, çünkü her ne kadar işte dünyada bir şeyleri yapmak için çabulasak da bu dünyada olan bir beden de bizim ve bu bedenin de sıhhatli bir şekilde e, vazifesini yerine getirip bu görevi ifa evet. etmesi gerekiyor bu anlamda da üzerimizde bir mesuliyet ve e, sorumluluk olduğunu e, belirtmeden bu konuyu kapatmak istemedim doğrusu evet çok teşekkür ederim hocam açıklamalarınız için mevlam bütün hastalarımıza özellikle kanser hastalarına diyelim bölümümüzdeki konuşmalarımıza ithafen acil şifalar versin diyorum Amin. Katılımınız için bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim kıymetli hocam. izleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.